Efendim, Serin Biriz akşamdan hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar diliyoruz. Yaklaşık iki hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada geçmiş bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlar, mutlu bayramlar temenni ediyorum sizler için. Efendim, bu akşam dört konuğum var. Konuk sayım biraz fazla ancak özlediğimiz, hep gıpta ettiğimiz birlik ruhunu yakalayan dört oda başkanımız, dört tanzilat oda başkanımız bu gece konuğumuz. Esasında bu birlik ruhu her zaman yakalanabilen bir şey değil. Ancak değerli konuklarımı biraz sonra size tanıtacağım. Ben onları daha programın başında tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu birlikteliği, iş birliğini yapmak çok önemli. Efendim, konumuz bu ziraat odası başkanlarımız neyi iş birliği içinde başardılar? Avrupa Birliği hibe fonlarından projeler yaptılar ve bu üç projelere geçti. Biraz sonra projeler konusunda ayrıntılı bilgiler vereceğiz sizlere. Ancak ben öncelikle telefon numaralarımızı vereyim. Konu hakkındaki görüş ve sorularınızı alan kodumuz 0464, telefon numaramız 214-74-74 numaralı telefonumuza, tekrar ediyorum, 0464-214-74-74 numaralı telefonumuza soru ve katkılarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda e-mail adresimize erkanakal@hotmail.com adresine de soru ve görüşleriniz varsa iletebilirsiniz. Efendim, ben konuklarımı tanıttıktan sonra konuya geçeceğim. Hemen sağ tarafımda başlayayım, sağ tarafından. İlk konuğum Pazar Ziraat Odası Başkanı Sayın Nurettin İnce. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çayeli Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mustafa Demirci. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve sol tarafımda Çamlı Hemşin Ziraat Odası Başkanımız Sayın Yaşar Karagöz. Hoş geldiniz. Ve efendim Ardeşen Ziraat Odası Başkanımız Sayın Turan Kabaoğlu. Hoş geldiniz. Efendim, konuklarımızı tanıttıktan sonra ben ilk turda, tur halinde yaklaşık bir saatlik bir zamanımız var. Tur halinde sorularımı yöneteceğim. İlk yalnız sorularımızı yönetmeden önce gittik ilçelerde vatandaşlarımızla görüştük. Ve Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında neler düşünüyorlar? Onu öğrendik, onu sorduk. Bununla ilgili görüntülerimiz var. Eğer görüntümüz hazırsa hemen görüntümüze girebilirsek. Evet, görüntülerimiz hazırmış. Yanımızda değerli çiftçimiz Mustafa Bey var. Mustafa Bey, biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Sahil Köyü Muhtarı Mustafa Memoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize biraz fikirlerinizi açıklar mısınız? Tabii. Şimdi sivil toplum örgütleri hepsi çiftçinin, özellikle tarımla uğraşan kooperatifler, ziraat odaları, bunlar hepsi çiftçilerin, tarımla uğraşan kişilerin öncüleridir. Bu sivil toplum örgütlerinin ne kadar güçlü olursa, ne kadar tarımla, çiftçiyle ne kadar sosyal ilişkide olursa, öncülük ederlerse, o yörede tarım bir o kadar daha güçlenir. Biz Pazar Ziraat Odası, tabii ki güzel çalışmaları var. Daha önce de kivi bahçesi yapmışlardı pazarda. Şimdi o kivi bahçesini herhalde değiştiriyorlar. Şimdi başka projeleri var. Çalışmalarını beğeniyorum. İyi gidiyor. Avrupa Birliği'nin hibe fonundan yararlanarak oluşturulmuş bir proje var. Yöresel meyvelerin kurutulmasıyla ilgili. Bu konuda neler söyleyeceksiniz bize? Önemli. Ya şimdi bu böyle bir projelerin hayata geçirilmesi tabii ki buradaki çiftçilerin, tarımla uğraşanların çok büyük bir beklentisidir. Bizim için çok güzel bir şey. Bu Avrupa'dan eğer hibe kredili ise özellikle bu proje, tabii ki bunu tepmemek lazım. Buna her imkanımızı zorlayarak bu hibelerden faydalanmamız lazım. Bu bizim çok önemli, bizim için çok iyi. Bu meyvelerle ilgili ise de zaten bizim burada Rize'de eskiden yalnız bir çay vardı. Evet. Şimdi ise bir türlü meyve gelmeye başladı. Şimdi bu mesela bunlardan söz etmek istersek şu elimdeki meyvelerden. Şimdi bu pepino daha kimse tanımıyor. Feijo yeni yeni tanınmaya başladı. Bunu da kimse bilmiyor. Ama bu meyveler burada yetişiyor. Daha önce kivi de bu şekilde konuşuluyordu. Yani bu meyveleri insanlar tanımıyordu ama şimdi kivi herkes tanıdı. Şimdi kivi Yalova'dan sonra Rize kivisi konuşulmaya başladı. Bu organik kivi yetiştiriyoruz. Gerçekten bizim bir sürü meyvelerimiz var burada.
Ya burada ne dikseniz burada her çeşit meyve yetişir. Tabii ki böyle bir Avrupa Birliği'nden hibe destekli bir proje gelir de bu da uygulamaya gelirse, geçerse tabii ki bizim tarımla uğraşan bu yöredeki çiftçilerimiz yani bizler, bizlere bir ışık tutacaktır. Bizim için çok önemli bir şeydir. Bu tür projeleri geri tepmemek lazım. İşte özel sektör, köylü, devlet, çiftçi hepimiz el ele vererek tabii ki bu projeleri hayata geçirmekte çok büyük önem var diyorum. Peki siz sahil köyün muhtarı olarak çiftçileri yöneltiyor musunuz meyveciliğe? Teşvik ediyor musunuz onları? Ya tabii ki ben zaten ben şimdi biraz da kendimi etmiş olacağım. Ben 2 sene üst üste kivi birincisi seçildim. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün Rize'de bir düzenlediği kivi öne çıkarma amaçlı kivi güzellik yarışması yapılmıştı. Şimdi orada bir jüri oluştu. O jüri heyetinin önünde biz kivide ya birinci seçildik. Ya bu kivinin birincisi önemli değil. Yani ben tarıma, her şeye çok önem veren kişiyim, meyvelere. Şimdi bakın bu biz burada komşularımıza ilk kivi fidesini bedava dağıttık. Ama şimdi parayla satıyoruz kivi meyvesini. Fidanını. Şimdi bu feijonun şimdi ben çeliklemesini yaptım. Bunların tohumunu yapıyorum. Pepino'nun öyle. Bir de güvey feneri diye o şu anda mevsimi değil. Güvey feneri diye bir meyve var. O da burada yetişiyor. Ya bizim burada bu toprakta her şey yetişir. Ama insanlarımız tabii ki bu akşama sokakta yürümekle veya kahve köşelerinde okey oynamakla bu işler olmaz. Biraz da uğraş ister, çalışmak ister. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Fikirlerinizi paylaştığınız için. Sağ ol. Yoksa tek sade çeksin he. Seninle beraber çekin, seninle istersen he. Aynen. Sen bir gir içeri ya. Bunu arada koyarsın bir şey. Efendim Mustafa abi biraz önce seyrettiniz. Feijoa, güvey feneri, elinde pepino. Ve şimdi de hayvancılık konusunda bir yenilik yapmış Mustafa abi, deve kuşu. Rize'de deve kuşu üretiyor ve 2 tane deve kuşu var. Burada ben ilk defa yakından, bu kadar yakından deve kuşunu gördüm. Mustafa abi sizi tebrik ediyorum. Yani yeniliklerin öncüsü olarak bütün yenilikleri hemen hemen Rize'ye bu tanısal konularda ön ayak oluyorsunuz. Size çok teşekkür ederim. Bu deve kuşları nereden geldi aklınıza? Hocamı sorayım. Bunu Manavgat'tan getirdik. Çok küçük yavru otobüsle. Şimdi bu aşağıda hepsi 9 tanedir. 9 tane getirdik. Hiç zayiat vermedik. Çok güzel büyünüyor. Yani bu burada bizim burada da çok güzel yetişir yani deve kuşu. Evet. Deve kuşu bunlar geldiğinde yavru muydu? Bunlar yavru ya. Küçük şu kadar yavruydu. Otobüsün bagajında getirdik işte. Şimdi kocaman oldular. Ya çok güzel hizli de bir büyüme var. Yani bizim evet. Bu yörede yetişmeyecek hiçbir şey yoktur diyorum. Evet. Mustafa abi tebrik ederim yine. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Efendim buradan Mustafa abiye tekrar saygılarımızı iletiyoruz. Deve kuşunu bu kadar yakından ilk defa gördüm. Efendim Sayın Nurettin İnce, siz de bize aynı zamanda sizin bir de il encümen üyesisiniz. Evet. Ancak ondan ziyade siz bize Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında, Pazar Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? İlk önce dört arkadaşımız baştan bahsettiğiniz gibi birliktelik içinde çalışıyoruz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pazar Ziraat Odası Başkanı olarak 2001 yılında biz göreve geldik. Ekip arkadaşlarımla beraber ilk Ziraat Odası'nı aldığımızda bir tabela Ziraat Odası'ydı. Evet. İlk faaliyet olarak Ziraat Odamıza bir ziraat mühendisi istihdam etmeye başladık. Şimdi 4 kadromuzla beraber 2 ziraat mühendisi, 1 ziraat teknikeri ve 1 normal lise mezunu arkadaşımızla beraber hizmet vermekteyiz. Pazar Ziraat Odası olarak hiçbir faaliyeti yoktu biz aldığımız zaman. Faaliyet olarak ilk başta satış mağazalarını açtık. Evet. Vatandaşı tarımla ve tarım ürünleriyle tanıştırdık. Ziraat mühendisleriyle tanıştırdık. Ziraatı daha ehli ellerde yapmaya başladık. Ve topladığımız aidatlarla beraber ziraat odamıza bir kere satış mağazalarının olduğu mülkiyeti aldık. Belki pazarlı vatandaşlarımız bilmiyor. Bunu burada vurgulamak istiyorum. 9 tane dükkan aldık. Bizim hizmet verdiğiniz binayı mı söylüyorsunuz? Hizmet verdiğimiz binada 9 tane dükkan Pazar Ziraat Odası'nın mülkiyetidir. Evet. Almış olduğumuz dükkanlarda satış mağazalarımızı oturttuk. Ziraat Mühendisi Başkanlığı'nda, genel sekreterimiz Ziraat Mühendisi'dir. Onun başkanlığında
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Pazarda özel veteriner ilk biz getirdik ziraat odası olarak. Sonradan arkadaş göreve gidince yine veterinere yer tahsis ederek özel bir veteriner istihdam etmekteyiz. Yeri bizim ziraat odasının bünyesinde çalışmaktadır. İkincisi bahçe dizaynlarına başladık. Çiftçiye destek vermeye başladık. Bahçe dizayn derken neyi kastediyorsunuz? Tamamen kivi bahçesini ziraat odası desteğiyle vatandaşa kuruyoruz. Direkt ve tel dağıtıyoruz. Ve dağıttığımız bu direklerin finansmanı 5 yıl vadeli olup geri dönüşümlüdür. Yani aidatlardan gelen paraları çiftçiye döndürüyoruz. Ama çiftçiye bedava vermiyoruz. 5 yıl vadeli olduğu için geri dönüşümünü sağlıyoruz. Bu projeye her yıl devam ediyoruz. Bu seneki hedefimiz 50 aileye bu bahçeyi kurmak. En az 500 metrekare olmak şartıyla 25 bin metrekareyi pazarda kivi bahçesine kavuşturmak. Evet. Artı geçen yıl 30 aileye kivi bahçesi kurduk. Toplam 150 aileye geçmiş vaziyetteyiz bizim dönemimizde. Siyah üzümle ilgili çalışmalarımız oldu. Siyah üzümle ilgili kitap hazırladık. Yine 4 ziraat odası başkanı bir araya gelerek. Kivi ile ilgili kitap yazdık. O tip faaliyetlerimiz devam ediyor. Makine ile ilgili budama makinesi. Yani projeler yanında bir eğitim faaliyetleri. Tabii eğitim faaliyetlerimiz var ayrıca. Ayrıca her sene kurslar düzenliyoruz. Evet. Kivi ile ilgili bilgilendirme kursları yapıyoruz. Bu tip faaliyetleri ekibimizle beraber götürüyoruz. 2007'de yapmış olduğumuz seçimlerde yine 2001'deki arkadaşlara ek olarak seçimlerimizi yaparak kadromuzda yenilikler yaptık. Aynı ekip hemen aynı ekiple beraber süremiz 2011'e kadar devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Hizmetlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Evet, Allah kolay gelsin. Sağ olun. Başarılı diliyorum. Evet. Efendim, Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanımıza dönmeden görüntülerimiz vardı o Çamlıhemşin'le ilgili. Evet, hazırmış. Evet, efendim şimdi Çamlıhemşin Şeniva köyündeyiz. Yanımızda köyümüzün muhtarı Attila Güner'i var. Attila Bey bizlere Çamlıhemşin Ziraat Odası'nın çalışmalar hakkında bilgiler verecek öncelikle. Merhabalar, önce onu diyelim. Merhabalar Sayın Müdürüm, hoş geldiniz. Herkese de merhaba. Şunu söyleyelim, son 3 yıldan beridir ki belirgin şekilde Çamlıhemşin Ziraat Odası'nın bize bir yol gösterme, yardımcı olma konusunda çok büyük faydaları oldu. Kendilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yaptığımız işlerle şöyle diyeyim. İşte geçen sene şakayık çiçeği yaptık. Bu sene yine devam ediyoruz yapmaya. Geçen yıl yine ziraat odamızın çok büyük bir katkısıyla, yönlendirmesiyle eskiden bildiğimiz kokulu domatesimizi üretebildik. Ki bu sene çok iddialıyız bu konuda. Ümit ediyorum bu yaz herhalde Çamlıhemşin ve çevresinin domates ihtiyacının bir bölümünü biz burada sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Burada ziraat odamızın bize yol göstermesi, bizi yönlendirmesi ve destek olması hakikaten takdire şayandır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Evet, muhtar bir de bu Avrupa Birliği hibe fonlarından Çamlıhemşin'in sahibi olduğu bir proje geçti biliyorsunuz. Bu proje hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, ondan da bir miktar haberimiz var. Şöyle diyeyim, biz sera kurumu konusunda seracılıkta yapılacak olan tarım çalışmaları doğrultusunda bir faaliyet. Henüz kesinleşmiş bir çalışma yok ama önümüzdeki günlerde bu faaliyet olacak. Bir bölümü eğitimle ilgili, bir bölümü üretimle ilgili. Ya çok yerinde ve sağlıklı bir proje olarak şahsen ben bakıyorum. Şöyle ki zaten ziraat odalarının temel işlevi tarımla, yani devletin tarımsal kurumlarıyla halkın arasında bir köprü görevi yapmak. Yani ziraat odası sadece tabela odacılığı yapmak bir şey ifade etmiyor ki bunu tabela odacılığının dışına çıkaran bence Çamlıhemşin Ziraat Odası ve komşu ilçelerimiz ziraat odalarını da burada söylemekte yarar görüyorum. Çünkü onları da gözlemlediğim kadarıyla sadece bir büro açıp veyahut da işte vatandaşa sadece ucuz malzeme satmanın dışında vatandaşa yol gösterme, yönlendirme ve onlara destek olma adına da güzel çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Ki bu proje de bunlardan bir tanesi. Çok doğru ve yerinde bir proje olarak buluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum buna katkısı olan herkese. Peki, biz size çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim, şimdi de yanımızda yine Şenyuva köyünden bir üreticimiz, bayan üreticimiz Birgül Orhan var. Birgül Hanım, merhabalar. Merhaba, iyi günler. Birgül Hanım, bu ziraat odasının çalışmaları konusunda sizin fikriniz nedir? Valla şu anda biz ziraat odaları çalışmamız çok güzel. Çalışmaları
Ben bir serada bir şey yapmam gerekiyordu. Bir çiçekçilik yaptım. Ondan sonra yazın boş kaldığında gittiğimde bir başkan Yaşar Bey birer fasulyesi deneyin dedi. Ve denedik. Çok güzel oldu. 3 ürün aldık. Şimdi bu sene tekrar aynı şekilde aynı ziraat odalarının verdiği fasulyeyle tekrar yapacağız, başaracağız. Hayvancılıkta gayet bilgi veriyorlar. Üretimimizde filan yardımcı oluyorlar. Halkla yani iç içe gibiyiz, bir köprü gibiyiz. Yani gereken bilgileri alabiliyoruz. Ürettikleri şeylerden ucuz, gayet güzel alışverişimizi de yapabiliyoruz. Bir de bu yine Avrupa Birliği projesi var. Biliyorsunuz bu da kabul edildi ve 90 bin avroluk bir şey var, proje. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Onu da ziraat odaları yine halkla köprü kurarak ufak tefek de olsa halka bildirdi. Gereken bilgileri verdikten sonra da seracılık ve organik, daha çok hurma ve kivi üzerinde duruluyor. Onlardan da gereken bilgiyi aktardı biraz. Biraz daha aktaracağından eminiz. Diyalog içindeyiz ve halkla her zaman beraber ziraat odalarıyla çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, Çamlıhemşin Şenyuva köyünden bazı görüntülerimizi izledik. Çok kar vardı orada. Çok da soğuktu. Ancak bizi oradaki sıcak insanlar sıcak gönüllerini açtılar. Bizlere çok sıcak davrandılar. Buradan teşekkür ediyorum onlara. Hemen ben Sayın Başkan Yaşar Karagöz'e döneyim ve Çamlıhemşin Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi alayım. Çamlıhemşin Ziraat Odası zaten Rize'de en son kurulan ziraat odası olarak en yeni oda. 2000 yılında kuruldu. 2001 yılında normal faaliyetler yürümeye başladı. Biz göreve 2003 yılında geldik. Göreve geldiğimiz yıldan itibaren ilçede özellikle son yıllarda yaygınlaşmakta olan kivi fidanı katkısı yaptık üreticilere. Çok sayıda Çamlıhemşin'de dikili olan fidanların aşağı yukarı %80'ini biz karşıladık. Hem teşvik olsun amaçlı. Ayrıca ilçemizde küçük çapta seracılık yapan vatandaşlara fide ve çeşitli sebze tohumlarını karşılıyoruz. Bölgemizde tarım daha çok çay üzerine olduğu için ziraat odalarının, yani diğer ziraat odaları gibi işte ilaç, daha çeşitli şeylerle destek vermesi, biraz daha ürün yelpazesinin dar olmasından dolayı biraz daha ziraat odaları aslında görünmemektedir. Evet, dün ben bu Şenyuva köyüne giderken şey gördüm. Köyde şey var, sera var ve seralarda şakayık üretiyorlar. Seracılık zaten o bölgede ilk geçen seneden beri yapılıyor, öyle mi? Şakayık üretiyorlar orada ve bu şakayıkları da geçen sene pazarlamışlar, hiç sorun çıkmamış. Bu sene de ürettikleri ürünü de satacaklar ve bir sorun yaşamıyorlarmış herhalde. Bu sene üretilen ürünler zaten sipariş üzerine üretiliyor. Evet. Geçen sene üretilen ürünlerden duyulan memnuniyetten dolayı bu sene sipariş alındı. Siparişle yapılıyor. Şu an 1000 civarında bir fide hazırlanmış. Bu 500 daha eklenerek 1500'e çıkarılacak ve zaten sipariş üzerine yapılıyor. Peki, başka çalışmalarınız var mıydı? Başka işte biraz sonra değineceğimiz. Eğitim konusunda çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Kurslar düzenliyorsunuz. Kurslar tabii halk eğitim ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte zamanla arıcılıkla ilgili kurslar düzenlendi. Evet, peki, teşekkür ederim. Efendim, Çamlıhemşin o bölge özellikle hem Ayderi, zaten Çamlıhemşin Ayderi meşhur, Fırtına Vadisi meşhur. Bir de Çamlıhemşin'in çat tarafı benim Rize'de en çok belki de hoşuma giden yerlerden bir tanesi. Tamamen doğal ve bakir bir bölge. Ve şu son zamanlarda işte bu organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi konularda öncü bir köy orası. Köyün halkı da çok bilinçli.
Bu konuda zaten biraz sonra orada yapılacak olan projeyi de konuşacağız. Ben hemen Çayeli'ne dönmek istiyorum. Çayeli Ziraat Odası Başkanı Sayın Mustafa Demirci'yi biraz önce sizlere tanıtmıştım. Ancak önce Çayeli'nin görüntüleri var. Çayeli'nde çekmiş görüntüler. Onları izlersek daha sonra Sayın Başkan da bizlere gerekli açıklamaları yapar. Evet, Çayeli görüntüleri hazır. Değilse sonradan. Beşikçer Köyü Muhtarı var. Öncelikle sizlere merhaba diyoruz. Evet. Muhtar, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Beşikçer Köyü Muhtarı Davut Yılmaz. Bizlere Çayeli Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Çayeli Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında bu kıvıcılık, seracılık, ilçe tarımın verdiği şeylerle beraber köyümüzde, çevremizde, evet, ülkede bir şekilde daha evvel yapılmakta olan bu seracılık var, evet, kıvıcılık var, eğitim eksikliğimiz var. Evet. Eğitim konusunda bilgimiz yok. Şimdi Ziraat Odası'nın şeyleriyle beraber bu eğitim verilirse, evet, bahçelerimiz, araştırmadayız, bahçelerimiz var. Bunları da yapmayı düşünüyoruz. Evet. İşte eğitim ve destek, destek amacıyla Ziraat Odası'nda yardımlarını bekliyoruz. Bu konuda bizi bilgilendiriyor. Evet. Ziraat Odası'nın bir Avrupa Birliği hibe fonlarından yaptığı bir proje var. Çamlı Hemşi'nin önderliğinde ve onların da Çayeli Ziraat Odası'nın ortak olduğu bir proje bu. Bu proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, projeden haberimiz var. Bize de iletildi bu. Ve şu anda kendi köyümde, kendi bahçelerimizde olan yerlerimizde bunu araştırıyoruz. Evet. Ve yapmayı da düşünüyoruz. Eğitim, evet, her şeyi taraflarına veriliyor. Ve ileride çok güzel bir şey olacağını düşünüyoruz. Evet. Peki bu başka sizin eklemek istediğiniz, yani tabii biraz da tarımsal sorunlarına söz eder misiniz? Size böyle Çayeli'nin tarımsal sorunları ilgili. Tabii tarımsal sorunları var Çayeli'nin. Kıvıcılık olsun, seracılık olsun, çay bahçelerimiz olsun. Ziraat Odası'ndan da bayağı destekler görüyoruz bu, evet, konuda. Hani yürütmeler, başarılar iyi yani şu an. Zaten bu Avrupa Birliği projesinde seracılık da var. Yani esas şey seracılık. Evet. Sera nasıl, başarılı olur mu sizce burada? Yani bölgede şu an ilkel bir şekilde yapılıyor. Kendi, evet, köyümüzde de ilkel şekilde yapan arkadaşlarımız da, fakat bilinçsiz, eğitimsiz şekilde yapılıyor. Yapıldığı halde yine verimler alınabiliyor. Fakat bu tür olursa, tabii bu projelerle olursa çok çok daha iyi olacağını, evet, şeyimiz vardır. Peki yani. Peki, biz size çok teşekkür ederiz ben Sayın Muhtarım. Ben teşekkür ederim. İnşallah Ziraat Odası'nın projesi de çok başarılı olacak. İnşallah. Size teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah, teşekkür ederiz. Asıl üretimle geçiren kadın bir çiftçimiz var. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şermin Ketenci. Ben 7 senedir ziraatla uğraşıyorum. Tarım şey üzerine, sebze üzerine, sera üzerine yani. Ben gübre, onların gübresinden malumatım vardı. Hep bir çaylıklardan şeylerden pek o kadar diyemeyeceğim bir şey. Tarımsal üretimde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Özellikle gübre konusunda. Gübrenin fazlası ziyandır. Fazlası onun miktarı var, onun ölçüsü var. Ölçüsüne yaparsa ziyan olmuyor. Ama benim toprağım gübreden midir, hava şartından midir? Toprağım bu yani 2-3 senede verim yapmıyor. Toprağımda verim yoktur ve küf oluyor, pas oluyor. Çok tez kuruyor. Ben yani şey alamıyorum. Sebze. Seradan ben uğraşıyorum. Ben çaylıklardan pek şeyim yoktu. Onlar daha çok erkekten işi, daha çok şey. Ben pek çayım yoktur. Çayın gübresi de yerine göre gübre seçiyor. Peki göre. Seracılıkla uğraşıyorsunuz. Onunla ilgili problemleriniz var mı daha çok? Çok var. Çok var. Neden var ki burada tohumlarımız bazısı iyi el veriyor, bazısı vermiyor. 20 gün, 25 gün kesiyorum, salatalık olsun, domates olsun, tez pas vuruyor. Tez eriliyor ve siyah siyah benekler oluyor. Dibinden küf oluyor. Hani ben şey almadım, ürün almadan şeylerimi kaybediyorum ben. Gelirimi kaybediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet, efendim Çayeli'ndeki hem bir erkek üreticimiz hem de bayan üreticimizin görüşlerini dinledik ve hemen biz Çayeli Ziraat Odası Başkanı Sayın Mustafa Demirci'ye dönelim. Çayeli Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi isteyelim kendisinden. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Erkan Bey, bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler, arkadaşımız Nurettin Bey söylediği gibi, ben de 5 yıldan beri, 4 yıldan beri oda başkanıyım. Evet. Ve Nurettin Bey ile tanıştık. Gerçekten birlik beraberlik içerisinde. Evet. Yani çok güzel işlere başladık ve devamlı şekilde birlik beraberliğimizi götürüyoruz. Bizler de bu konuda, bizim tabii
genel çaydır. Fakat çayla Ziraat Odası'nın tabii yıllardan beri pek fazla yapacağı bir şey yoktur. Bunun için biz de arkadaşlarla düşündük. Yani alternatif ürünlerde, hatta kivi dahi ilk olarak İtalya'dan daha Türkiye'ye gelmeden çayel odası getirmiştik yani biz zamanında. Fakat buna biz Ardeşen gibi, pazar gibi başarılı olamadık. Yani arazi bakımından. Şimdi biz, ben 3 yıl önce bu konuda fidan çalışmaları yaptık. Mesela her aşağı yukarı 15 bin civarında çeşitli kivi, elma, bodur elma, işte erik, kiraz, kestane gibi bütün köylerimize bunu aldık, örnek bahçeleri yaptık. Yani evet, tüm olarak bunu biz nüfusuna göre, üyelerimize göre bütün köylerimize şu anda her köyümüze bunu verdik. Örnek bunların örnekleri, bunların evet, denemelerini yapıyoruz. Bazı yerlerde çok değişiyor. Yani çok yakın yerlerde bile hangisi iyi oluyor diye. Bunun için 5-6 tane örnek bahçemiz var. Bunlardan kivileri evet, alıyoruz. İşte bu meyvelerin de verimini almak üzereyiz. Yani tamamen hangileri ne oluyor diye. Ona göre üreticilerimize biz bunlar 15 bin fideyi bedava verdik. Evet. Yani bu konuda. Şimdi onun üzerine yine durumumuz var. Yani Ziraat Odası yerimiz kendimizin. Ekonomi durumumuz iyidir Allah'a şükür. Evet. Şimdi yeni bir yer, bu kivi boylama üzerine çalışmalarımız var. Yeni elekleme, soğuk hava deposu. Bu turlarda çalışmalarımız evet, var. Yani kivinin gelecekte çayda alternatif olmasa da bayağı iyi bir gelir getiren, fazla emeği olmayan, yani bizim vatandaşlarımız pek görmeden inanmıyor. Evet. Buna biz inandık. Bunun için biz kaliteli olsun. Bu arada biz mesela bütün şu anda bir aydan beri budama ekibimiz, 3 tane ekibimiz bedava bir şekilde evet, köylerimizi sırayla kalite artsın diye bedava budamalarımızı evet, yapıyoruz. Çok yani güzel. Biz bunu duyurduk, muhtarlarımıza duyurduk. Köylerde şu anda bile bugünlere kar yağmadı her müddetçe budama ekiplerimiz çalışıyor. Yani biz buna inandık. Onca kaliteyi yakalamamız lazım. Evet. Bunun için bahçe artırımı, işte bedava fideler dağıttık 3-5 bin. Şimdi yeni yine sosyal yardımlaşmanın kaymakam beyle bir toplantımız oldu. Bunu da buradan sayenizde duyurmak istiyorum. Evet. Yani bu tamamen tarım sigortalılara, yani tarımdan başka geliri ilgisi olmayan sosyal yardımlaşmadan yeni projeler altında 5 yıl vadeli evet, payısız yani bahçe üretim projeleri teşvik yapacağız amaçlı, tarımla beraber, evet, tarım ilçe müdürlüğüyle beraber. Bunların müracaatlarını bu yıl başından sonra üreticilerimiz bizden de neler lazım diye Ziraat Odası evet, ve tarım ilçeden öğrenebilirler. Bunlara biz parayı biz verecek değiliz, fakat lojistik, altyapı desteği olarak üreticilerimize bunları bildireceğiz. Bu konuda yardımlar yapacağız. Yine bu fide dağıtım üzerinde Mart-Nisan'da büyük evet, projelerimiz vardır vatandaşlarımıza. Artı eğitim olarak işte çok yardımlarımız oldu. Geçen yıl evet, mesela 600 tane yüksekokul öğreticisine burs verdik evet, 150 lira. 600 talebemize, bütün seyirinde ayrım yapmadan tüm üniversite talebelerimize. Evet. Ya bunlara bu sene daha bekliyor vatandaşlarımız. Böyle bir şey yapmadık ama evet, onu da düşünüyoruz yılbaşından sonra. Evet. İnşallah. Öyle teşekkür işte ederim Sayın Başkan. Evet, efendim şimdi sıra geldi Ardeşen'e. Türkiye'nin en çok kivi üreten ili Rize. En kaliteli ve en lezzetli kivi üreten ilimiz Rize. Evet. Ve Rize'de de en çok kivi üreten ilçemiz Ardeşen. Ardeşen Ziraat Odası Başkanımız da konuğumuz Turan Kabaoğlu, Sayın Turan Kabaoğlu, ancak daha önce Ardeşen'de bazı çekimler yaptık. İsterseniz onları izleyelim, daha sonra konumuza dönelim. Şu anda Ardeşen Yavuzköy'deyiz. Esasında burası 3 köyün bileşimi. Yanımızda bir üreticimiz var ve bu üreticimize biz Ardeşen Ziraat Odası'nın çalışmalarını soracağız. Cevahir Konakçı, merhabalar. Cevahir Bey, bizlere Ardeşen Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Evet, gördüğünüz gibi burası güzel bir yer. Yani biz de tarımla uğraşıyoruz buralarda. Ziraat Odası da imkanları ölçüsünde bize destek olmaya, yardımcı olmaya gayret ediyor. İşte gerek teknik bilgi, gerekse işte tarımsal girdiler konusunda bize destek olmaya, yardımcı olmaya gayret ediyor dediğimiz gibi.
tohumdu, işte fideydi, fidandı gibi girdileri temin etmede zorlanıyoruz tabii çiftçi olarak. Aracılık ediyorlar sağ olsun da getiriyorlar. Biz de yararlanıyoruz. Ayrıca bizim teknik bilgiye ihtiyacımız var. Biz atadan dededen gördüğümüz bilgilerle tarım yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu tabii yeterli olmuyor. Bunun bilen, bu işi tarımı bilen ekiplerle, kişilerle çalışmak, onlardan öğrenmek ve gelirimizi daha çok artırmak gayreti içindeyiz. Onun için Ziraat Odası bir duyduğumuza göre, öğrendiğimize göre bir proje yapmış. Ziraat mühendislerini çevremizde, yöremizde yetiştirilen ürünlerin yetiştirilmesi, üretilmesi konusunda bilgilendirecek, eğitecekmiş. Çok güzel bir şey. Bizim için çok faydalı olacak sanıyorum. Evet efendim, Cahir Bey'in söz ettiği proje Avrupa Birliği hibe fonlarından destek sağlanan bir proje. Yaklaşık 90 bin avroluk, 81 bin avrosu ise destek olacak. Bu proje ile Cahir Bey'in dediği gibi iyi tarım uygulamaları, yani Eurogap geliştirilmeye çalışılacak bölgemizde. Cevahir Bey, bu projeyi biraz daha detaylandırır mısınız bize? Ben projeyi tam olarak bilemiyorum. İncelemedim. Ancak işte bu yörede, bu ilçemizde, Ardeşen'de, Pazar'da ve Çamlıhemşin'deki ziraat mühendislerin eğitilmesi konusuyla ilgiliymiş. Bu mühendis arkadaşlarımız eğitim görecek. Ve onlar da biz çiftçilere yardımcı olacak. Yani hem önder olacak, hem bize bilgi verecek. O şekilde hem üretimimizi hem de gelirimizi artırmış olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, yanımızda şimdi de Ali Rıza Yağcı kardeşimiz var. Ali Rıza Yağcı kardeşimiz bize proje, yani Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanan proje hakkında detaylı bilgi verecek. Ali Rıza Bey, bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum sizlere bu bilgiyi milletimize ve çiftçilerimize ulaştırmak adına. Bu proje odamızın da ortak olduğu Avrupa Birliği hibe kapsamındaki bir projedir. Proje kapsamında ilçemizde önce üreticilere bilgiyi verecek mühendislerin eğitilmesine inandığımız için bu mühendislerin eğitimi projesidir. Yani bizlere bilgiyi verecek mühendislerin öncelikle eğitilmesi projesidir. Bu proje kapsamında sera kurulacak ilçemizde. Bu serada mühendislerimiz önce eğitilecek. Ondan sonra biz çiftçiler olarak eğitilen mühendislerimizin bilgilerinden faydalanmak için orada eğitileceğiz. Bu proje 90 bin eurodur. 81 bin eurosu karşılıksız hibe projesidir. Bu proje yani hepimiz için çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, şimdi de yanımızda Hakkı Memoğlu amca var. Hakkı amca, Ardeşen Ziraat Odası'nın çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi Ziraat Odası öteden beri bütün gelen yönetimci arkadaşlarım güzel çalıştılar. Bilakis 2001